Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 80. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde genel kullanıcılar için bir template oluşturmuştuk. Bu dersimizde template üzerinde bazı değişiklikler yapacağız projemize uygun olarak. Genel layout CSHTML sayfasını açıyorum. Burada şu home'un olduğu yeri ana sayfa olarak değiştiriyorum. About hakkımızda. Burası iletişim olacak. Şu servisleri de admin paneli olarak değiştiriyorum. Bakıyorum şöyle alta. Burayı da 2024 MVC kütüphane otomasyonu şeklinde düzenliyorum. Şimdi bu haliyle bir deneyelim. Evet, son hali bu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar hakkımızda dediğimiz zaman bunun veri tabanından çekecek. İletişim var, admin paneli var vesaire. Şimdi hemen bunları bir düzenleyelim. About kısmına geliyorum. Burayı tabii değiştirmemiz lazım. Şu layout'u kopyalıyorum. İndeksteki about'un içerisine yapıştırıyorum. Genel layout'a tekrar geçiyorum. Bakalım geçiş yapabilecek miyiz? Ana sayfa. Home. İndeks. Şurası da home. About. Bir bakalım bu haliyle. Hakkımızda tamam geçiş yapıyor arkadaşlar. Ana sayfa dediğim zaman tekrar indekse geliyor. İletişim admin paneli. Şurası bizim nereye yönlendirsin? Kitaplar indekse yönlendirsin. İletişim home. Kontak şeklindeydi galiba. Bakalım hemen. Şuradaydı. Evet. Kontakt şeklinde. Kontakt değil. Kontakt. Tamam. İletişim bu şekilde. Şöyle bir bakalım tekrardan. Tüm sayfaları görebiliyor muyuz diye bir deneyelim. Hakkımızda. Bunu tabii dediğim gibi veri tabanından çekeceğiz.
İletişim, evet, iki tane mi oldu? Hemen bakalım ona. Şundan dolayı. Tamam. Bir daha deneyelim. İletişim sayfasını. Tamam, açıldı. Admin paneline bakalım. Evet, admin panelinde çalışıyor. Yani butonu çalışıyor daha doğrusu. Ana sayfa. Şimdi arkadaşlar sürekli ana sayfa butonu aktif görünüyor. Bakalım bununla ilgili bir şey yapabilecek miyiz? Evet, now link şeklinde. Hepsine yapsak sanırım hepsini şu aktif bununla ilgili daha önce bir düzenleme yapmıştık ama olmazsa bak, o şekilde yapacağız. Bu haliyle bir bakalım. Hepsi aktif olarak görünür sanırım. En iyisi kaldıralım. Evet, aktif olarak görünüyor. Bununla ilgili aslında daha önce bir çalışma yapmıştık. Gerekirse oradan alabiliriz. MVC Stock takip otomasyonunda aktif bir metot oluşturmuştuk ve o metodu class haline getirmiştik. Duruma göre o metot çalışıyordu. Bu haliyle kalsın arkadaşlar. Son durum bu şekilde olsun. Tamam, bu şekilde kalsın. Diğer sayfalara da geçiş yapabiliyoruz. Tabii burası, şunları düzenlememiz lazım. Ve hakkımızda iletişim. İletişimi hemen düzenleyelim. Hemen contact action result'ına geliyorum ve go to view diyorum. Şurayı kopyalıyorum hemen. Layout'umuzu bu şekilde belirledik. Çalıştıralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tamam. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde hakkımızda bölümünü oluşturacağız. Burada ilgili bölümü veri tabanından çekeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi